أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على صلوات خمس ركوعهن وسجودهن وضوئهن ولواقيتهن فعلم انهن حق من عند الله دخل الجنه صدق رسول الله محترم müslümanlar peygamberler tarihinin en köklü ibadeti olan namaz yüce dinimiz İslam'ın beş temel esasından biridir. Namaz, insanın ruhu, bedeni, aklı, yüreği, sevgisi ve hürmetiyle, kısacası bütün varlığıyla Allah'a yönelişini sağlıyor. İnsanoğlu ne zaman Rabbinin kulluk davetine gönülden icabet edip namazlarını eda etmişse, o zaman gerçek anlamda huzura kavuşmuştur. Ancak ne zaman namazları ihmal edip Rabbi ile arasındaki bağı zayıflatmışsa o zaman da nefsani arzuların esiri olmuş ve hüsrana uğramıştır. Muhterem Müslümanlar, ezanın büyük davetiyle Cenab-ı Hakk'ın huzurunda namaza duran mümin, aşkını, bağlılığını, itaatini ve teslimiyetini ona arz eder. Bu haliyle namaz, müminin hasretle beklediği ve Yüce Yaratan'ına en yakın olduğu buluşma anıdır, kavuşma anıdır. Namaz, dünyaya ait telaşe, dert ve sıkıntıları bir kenara bırakarak çıkılan mukaddes bir yolculuktur. Asil adını olan cennetten uzağa düşmüş insanın ihlasını ve istikametini koruyan bir hayatla Rabbine dönme arzusudur. Nitekim sevgili Efendimizin ifade buyurduğuna göre cennetin anahtarı namazdır. Namaz şükür ve minnettarlık zamanıdır. Yaratan ve yaşatan, nimet verip duyuran, koruyan ve bağışlayan Allah-u Teala'ya karşı müminin vefa borcudur. Muhterem Müslümanlar, hutbemin başından metnini vermiş olduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmakta mealen. Kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı dosdoğru kıl. Kuşkusuz namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak en büyük iştir. Allah yaptıklarınızı bilir. Öyleyse namaz arınma ve korunma çabasıdır. Namazlarına değer veren, özen gösteren, tekbirinden selamına kadar namazın bütün rükünlerini dosdoğru ve huşu içinde eda eden bir mümin, ibadet şuuruna sahip demektir. İbadet şuuru ise kul olma bilincidir. Allah'ın daima kendisini gördüğünü ve işittiğini bilerek takva, merhamet ve nezaketle yaşamaktır. İşte bu sebeple namaz, müminin sadece ibadet borcunu değil, aynı zamanda üstün ahlakını da temsil eder. Namaz kılan kişi, her türlü aşırılıktan, kabalıktan
ve şiddetten korunur. Namazı düşünen maneviyatı sayesinde haya ve edebe aykırı davranışlardan uzak durur. Muhterem Müslümanlar, sevgili Efendimiz'e ve onun şahsına bütün müminlere hitaben Kur'an-ı Kerim'de şöyle kurulmaktadır. Yine mealen. Ailede namazı emret. Kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz. Aksine biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. Allah Resulü bu emrin gereği olarak her zaman kızı Hazreti Fatıma'nın kapısına uğra ve ey ev halkı hangi namaza diyerek onları namaza davet ederdi. Bugün bizler de aynı şekilde kendimizi ve ailemizi namaza alıştırmakla sorumluyuz. O halde namazı şifa veren, güven ve sükunet aşılan ikliminde Rabbimizle buluşmaktan ayrıca mahrum kalmayalım. Bu hayatta dinimizin direği, ahirette ise hesabımızın ilk sorusu olan namazlarımızı ihmal etmeyelim. Unutmayalım ki namaz bir külfet değil. Aksine kendimizi tanımaya, yenilemeye, zikir, şükür ve tefekkür ile olgunlaşmaya vesile olan eşsiz bir nimettir. Sevgili Peygamberimizin müjdesiyle